Ay ne oldu kız? Yangın mı çıktı, ne oldu? Ya, yangın falan çıktı yok, banyoyu mahvetmişsin. He. Feride, saçlarım siyahtı ya, o boya aktı. Doğru, saçında hiç siyah kalmamış çünkü bütün siyahlar banyonun yerlerinde. İki defa zeytinyağını sabundan köpürttüm, iki de şampuan yaptım, anca temizlendi. Ama böyle iyi oldu değil mi? Millet de yatırgıyordu biliyor musun? Necati, bir daha saçlarını boyatmak yok. Hani boyatırsan da banyo yapmak yok. Bir daha boyatmam, ben böyle natürel seviyorum. Ben de banyomu temiz seviyorum. Ya ben temizleyecektim sana zahmet olmasın diye ama eğildim böyle, ah şurama bir ağrı girdi. Dedim şimdi bel fıtığı bel fıtığı olurum. Tedavisi uzun süreler, onun için öyle bıraktım. Ay! Hop hop, ne yapıyorsun? Ne hopu canım, Allah Allah. Yani bir dünya kupamız eksikti Lütfü. Ne zaman bitiyor bu? Daha 15 gün var hayatım, ver şunu. Lütfü, ya her maçı seyretmek zorunda mısın sen? Bak yaz geldi, dışarı çıkalım mı? Hayatım zaten 4 senede bir oluyor bu maçlar. Ne yapayım yani Lütfü? Sen maç seyredeceksin diye bütün yazımı ben evin içinde mi geçireceğim? Bak ne diyorum sana, yaz geldi, dışarı çıkalım. Böyle iyi otobüs alalım deniz kenarında, insan görelim bir iki falan. Dondurma yiyelim falan ha? Ben bütün kış senin dizilerini seyrettim ama. Benim için seyretmedin Lütfücüğüm. Merak ettiğin için seyrettin. Sen de biraz benim maçları merak etsen ölür müsün? Annesini merak edeceğim. Birbirlerinden bir şey mi gizliyor bunlar? Hayretmiş. Koş 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 dur. Evet. Bak bak bak, Messi nasıl top gizliyor. Kim bilir nereye vuracak. Çok merak ediyorum vallahi. Ne? Messi Messi. O kim o ya? Bücür bücür. Aşağı. Ne diyorsun, affetti mi? Vallahi ödeştik sayılır. Yani onları öyle yatakta görünce kalpten gidiyordu. Oğlum nereden bilecektin kuzeninle sana böyle bir oyun yapacağını? Vallahi ben de aynı duyguyu yaşadım. Yani bence ödeştik. Affetmesi lazım artık. Vallahi bunu anlamanın tek bir yolu var. Yatak. Biliyorum. Ama tabii öyle kardeş gibi yan yana yatmaktan bahsetmiyorum. Karı koca gibi. Anladım canım. Yani beni reddetmezse affetmiş demektir. Allah be! Babacığım ya, ne olursunuz Lütfü'ye şu televizyonu seyrettirmeyin. Yani kalbine zarar verecek diyordum, patlıyor. Sağ ol ya Lütfü. Niye bu kadar heyecanlanıyorsun ki oğlum? Yok baba, ben heyecanlı değilim, iyiyim ya. Hani kupada Türk milli takımı da olsa anlayacağım ama biz yokuz. Baba ben heyecan yaptım yok, iyiyim. Yoksa bahis falan mı oynuyorsun Lütfü? Lütfü kumar mı oynuyorsun yoksa? Ya yok, bir şey oynadığım yok. Aman derim Lütfü, aman derim oğlum. Bahis oynamak yok. Zaten tutturamazsın sen be. Niye tutturamıyormuşum baba? Ya ben takımları çok iyi takip ettim. Hepsini iyi tanıyorum. Takımları tanıyorsun da beni pek iyi tanımıyorsun galiba. Öyle bahiste mahiste para kaybedersen ben de seni kaybederim. Ay evet Lütfü, sen beceremezsin öyle şeyleri zaten, aman. Ay ay, yani banyoyu yeni temizleyebildim. Ay bak Necati, bir daha saçını başını boyatmak yok ona göre. Bak Feride, bir daha yaşlandım falan demek yok ona göre. Ay. Tamam tamam, bir daha boyatmam, haklısın kardeşim valla. Belki şöyle kına yaptırırım. Ha ama ama. Aa hoş geldiniz ha. Merhaba Gülşen yenge, girebilir miyim? Gir, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Ustacığım, ben çok zor durumdayım. Sen ne zaman çok zor durumda olmadın ki Rıza? Hayırdır? Sen Nurettin Usta'ya Rıza muhteşem bir düğün yapacak demiştin ya. Evet. Tam olarak neyi kastettin? Geç otur bakalım, bir dakika geç. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk yengeciğim. O zaman sen niye burada böyle duruyorsun ki kardeşim? Hadi kalk kalk kalk, git kur yap, çalış. Saçmalama oğlum. Bu saatte gidip kur yapılır mı? Yatağa giden yola sabahtan çıkacaksın. Tamam mı? Öyle bu saatte geldim, koynuna girdim falan olmaz. Bütün gün bunun için uğraşacaksın ki akşam seni reddedemesin. Yarın bütün işin bu olacak. Beni reddedemeyecek, göreceksin. Evladım, düğün insanları eğlendirmek için yapılır. Ama genellikle de kimse mutlu olmaz. Ama sen mecbursun, illa eğlendireceksin. Vallahi ben insanları eğlendiririm de yani pek Saliha eğlenecek gibi durmuyor. Onu mutlu etmek çok zor. Hangi kadını mutlu etmek kolay ki oğlum? Bana kalsa hiç düğün yapmam.
Yani insan evlenirken niye bu kadar eğlenir ki? Hala anlamış değilim. Ay, eğlenecek tabii Necati. Dünyada bundan daha mutlu bir olay mı var? Var tabii, çocuk olması daha mutlu bir olay. Ama ben kimsenin öyle çocuğumuz oldu diye eğlendiğini görmedim. Ama bence de saçmalık canım. Düğün dediğin şey yani para tuzağı. Vallahi doğru söylüyorsun Lütfü abi ya. Yani düğün yapmasak bir tane araba almıştık kesin. Ay, ikisi aynı şey mi çocuğum? Tabii ikisi aynı şey değil. Araba dediğin insan ayağını yerden keser, düğün adamın iflahını keser. Düğünün bir işlevi vardır. Yani evlendiğini herkese duyurmuş olursun. Seni kutlamak isteyenler gelir, kutlar, mutlu anlar belgelenir. Hani internet ortamındayız, oradan duyursalar ya, Twitter'a yazsınlar, bütün dünya duysun değil mi? Hep kadınların başının altından çıkıyor zaten. Yani düğünde kadına iki tane altın takılacak diye adam 50 tane altın parası harcıyor. Ondan sonra harcamayı bırakıyor zaten. Tek koparabildiğimiz o. Düğün dediğin gelinle damadın eziyet çekmesidir. Onlar yorulurlar, onlar aç kalırlar, onlar hiç eğlenemezler. Kesinlikle usta. Vallahi benim daha şimdiden neşem kaçtı yani. E oğlum sen de düğün yapma. Devrimci ol biraz. Olmaz Lütfü abi. Yani gidip de düğün yapmıyorum diyemem ben. Keserler beni. Korkma korkma, tamam. Sana hem ucuz hem de şahane bir düğün yapacağız onu. Evelallah. Aman Salih'a mutlu olsun da ustacığım. Eğer senin düğüne Necati Usta'n el attıysa yani bakalım nasıl olacak. Babam 4 kere evlendi yani, o yapmayacak da kim yapacak? Baban 4 kere evlendi ama 3 düğün yaptı. Ben düğün hatırlamıyorum da. İnsan zamanla akıllanıyor tabii. Lütfü, bu efendim, konuyu kapatalım abi. Defter ne oldu? Hangi defter Lütfü? Hangi defter olacak Gülşen? Ortaokulda günlük tuttuğum defter. Kududaydı anne, kaybetmiştim. Tamam mı? Bulamadım. Yani bravo Gülşen ya. Ya buhar olup uçtu değil mi defter? Ben anlamam, onu bulacaksın. Vallahi Lütfü, maç seyretmeyi bırakana kadar ben grevdeyim tatlım. Ne defterini ararım, ne çay veririm, ne de benden bir öpücük alabilirsin. Bu ne ya? Ne demek bu ne ya? Dünya kupası 4 senede bir oluyor ya. He. Ben de 4 senede bir greve giriyorum Lütfücüğüm. Yok öyle bütün gün maç seyredip ondan sonra akşamleyin gelip karını öpmek. Gülşen. Ne? Ömrümü yedin, ömrümü, ömrümü. İyi geceler Lütfü. Nerede bu defter ya? Filbiyem. Defter ne? Nerede buldun onu? Başucunda çekmeceden çıktı. Bilmem vallahi, ilk defa görüyorum. Aç bak bakalım neymiş. Öyle yapacağım zaten. Lütfü Şen Ocak 1981. Bugün okul tekrar açıldı. Yazıya bak, kargacık burgacık okumanın imkanı yok. İhmale kaldığım dersleri veremediğim için aynı sınıfı tekrar okuyorum. Bizim sınıftan bir tek Necmi mi, Nazmi mi? Nazmi ile ben sınıfta kaldık. Buna çok üzüldüm. Necati, bu belli günlüğü Lütfü'nün okumacın. Niye? Günlük olunca okunmaz mı? Başkasının olunca okunmamalı. Başkasının değil, oğlumun. İzin aldın mı okumak için? Ne izin alacağım canım? Benim başucumda çekmecemden çıktı. Ay, sen yine de izin al, öyle oku hayatım. Hiç etik değil. Doğru söylüyorsun. Hiç etik değil. Böyle babadan gizli günlük tutmak hiç etik değil. Hayatım, yani bu çok doğal. Çocuklar böyle içlerindekilerini günlüklerine dökerler. Bunu da saklı tutarlar. Kimse okumasın isterler. İşte okuyalım bakalım Lütfü Bey'in içinde neler varmış. Ay, pes yani Necati, pes. Ya zaten okunmuyor Allah aşkına. Bizim ona Çince'yi ne zaman öğrendi ya? Çin yazısı gibi yazmış. Lütfü! Lütfü! Hadi kapat şu işi canım, Allah Allah. Gel yat hadi. 30 senelik defteri ne yapacaksın Arik'ta hadi. Gülşen. Ne? Ya o defter 30 sene önce de yazılmış olsa babamın eline geçip okuması benim felaketimdir. Hayret bir şeysin. Hadi yat hadi. Hadi hayatım hadi. Gel gel, yarın ararız. Hadi gel. Gel bir tanem, gel gel. İyi günler. Dudullu dolmuşu buradan geçiyor mu acaba?
İyi geceler diyecektim. İyi geceler. Ben salondayım. Biliyorum. Orada yatmanın hoş olmadığını biliyor musun? Biliyorum. Aldatılmak da öyle. Anladım. Ben durağa döneyim. Necati. Günaydın papatyam. Sen bütün gece uyumadın mı? Uyudum. Uyudum da bugün erken uyandım. Günlük okuyorum. Bunu elinden hiç düşürmediğine göre içinde ilginç şeyler yazıyor herhalde. Çok ilginç. Hep yakınıyor, hep üzülüyor. Hep mutsuz. Okuldan şikayet, benden şikayet, gazaplıktan şikayet. Bunu okuyan da çocuk yetimhanede büyüyor zanneder yani. Hiç anası babası yok. Necati, bak o zaman yazdıklarına sinirlenip sakın yüklenme Lütfiye. Zaten bunun sende olması yanlış. Ver onu artık geri. Yok yok, vermem. Ben bugün bitiririm bunu. Sakın ha, bende olduğunu söylemek de yok. Hadi lütfen çocuklar. Günaydın babacığım. Günaydın çocuklarım. Günaydın. Günaydın yavrum. Baba. Ha oğlum. Bizim Yiğit borda kaplı defterini kaybetmiş de gördün mü hiç? Yok, ben öyle bir şey görmedim. Feride Hanım, siz gördünüz mü acaba? Görmedim. Görmedik biz. Ne varmış içinde? Yok, önemli bir şey yok. Yani dersleri falan varmış, matematik. Bir yerden çıkar, bulunurum. Günaydın. Günaydın. Sana kahvaltı hazırladım. Aa, bunu sen mi yaptın? Evet, her sabah aç aç gidiyorsun, hiç hoşuma gitmiyor vallahi. Yemek yemen lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet olsun. Dur. Asıl çiçek burada. Nurşen. Getir bakayım, gel. Gel oğlum. Anneciğim, uyanmış mı benim oğlum? Uyandı. Afiyet olsun anne. Gel. Annem gel. Günaydın anne. Günaydın. Baba. Oğlum sen de mi yiyeceksin? Dur ama dur, önce anneyesin. Bak böyle ham edeceksin. Seyfo, ha. Ne oldu lan senin şu sınav sonucu? Bugün açıklanacak. Süper. Nesi süper abicim ya? İğrenç geçti sınav. Yusuf abi, ustamın sınavda basuru vardı ya, oturamamış, konsantre olamamış bir türlü. Oğlum laf dinleme, işine bak ya. İşte bana bak, internete girip baktın mı? Bakmayacağım abicim, nasıl olsa sonuç belli ya. Yavaş lan. Pardon. Lan... Kötü gelir diyorsun yani, kesin. Kötü laf mı oğlum, iğrenç geçti diyorum ya. Lise bitmez artık. Özge'ye de anasına da rezil olduk ya. Oho, işin iş Necati Usta, işler tıkırında. İyi Allah'a şükür. Devlet size el attı, et fiyatlarını aşağı düşürdü. Sizin müşteriler kat kat arttı. Biz sinek avlıyoruz, üstelik yüzümüze dahi bakan yok. Allah hepimize hayırlı işler versin Mahir. Devlet el attı çok şükür, fiyatları ucuzlattı da bakalım bundan sonra ne olacak? Ne olacak ki sonu? Yerli hayvancılık gümbür diyecek. Sen de çok karamsarsın Necati Usta. Görürüz bakalım. Allah versin, hayırlı işler. Hadi sağ olasın. Beyefendinin siparişleri hazır lütfen. Hadi Rıza, daha süsleme işini halledeceğiz. Tamam hayatım, tamam. Önlüğümü çıkartayım, geliyorum ya. Abi idare et. Daha gelinlik provasına gideceğiz. Bu arada sen... İnşallah müzik grubunu ayarlamışsındır. Ben müzik grubunu ayarlayacağım hayatım. Ver bak damat. Düğünde bir aksilik neyin falan olmasın ha. Sen merak etme Nurettin Usta. Biz erkek tarafıyız.
Düğün işini hallederiz evvelallah. Hı. Ben hanımım. Kızım Saliha beğenecek. O da. Beğenecek de kızım, sen de ne süslemeyle işin var? Orkestrayla senin ne alakan var yavrum? Sen bak çeyizini topla, gelinliğine melinliğine bak. Gelsin biz hallederiz. Acı vaktin mi var böyle şeye koşturacak? Yetişemiyorum zaten. Ne değil mi? Tamam hayatım, gel biz gelinlik provasına gidelim. Ustacığım görüşürüz. Hadi oğlum, kolay gelsin. Hayatım, gel. Hayrola İlker Bey. Saliha benimle evlenecekti. Evet, haklısınız İlker Bey ama kısmet işte. Kısmet mi? Kısmet? Benim kısmetle işim olmaz Taylan Bey. Ben kaderime razı olamam. Ya ama işte başkasıyla evleniyor, yapacağınız bir şey yok ki. O da doğru. O da doğru. Gitti beni bıraktı, o çulsuz kasapla evleniyor. Olacak iş mi? İlker Bey, siz aslında daha iyilerine layıksınız tabii. Saliha ne ki canım? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. O bana layık değil. Ama ben ona layığım. Ben onu bu kadarlıktan beri seviyorum. Böyle bu kadardım, seviyordum ben onu. Yazıyordum hep günlüğüme. Saliha, Saliha diye yazıyordum. Hep onu seviyordum. O gitti kasapla evlendi. Gönül bu işte. Akada konar karaya da. Bu evlilik olmamalı Taylan Bey. Nasıl yani? Bayağı bu evlilik olmamalı. Bir çözüm bulun, evlilik olmasın. Olur mu canım? Yani nasıl olacak? Bilmiyorum, bir şey yapın. Buldum. Benim aklıma parlak bir fikir gelene kadar siz gidin Nurettin amcayı ikna etmeye çalışın. Böyle ince ince işleyin, vazgeçsin düğünden. Ya olur mu? Bana laf düşmez ki. Kovarım, işten kovarım. Tamam ben bir konuşalım bakalım. Zaten onda pek gönlü yoktu galiba. Güzel, ben gideyim o zaman. Hadi kolay gelsin. Manyak bu ya. Kovuldum. Şimdi rahatsız etti beni. Sonunda uyudu çocuk. Nurşen, gel bana yardım etsin. Ne yapıyorsun ablacığım? Ben mi? Ne yapayım? Televizyonu bozacağım. Televizyonu mu bozacaksın? Evet. Niye? Ay bıktım ben bu Dünya Kupası'ndan. Dünya Kupası'ndan mı bıktın? Evet. Maç. Her gün iki tane maç seyredemem ben canım. Ablacığım ama sen televizyonu bozarsan işten gider yaptırır, ne olacak ki? Yok. Taktım ben kafaya. Bu akşam ben dondurma yiyeceğim. Bu akşam kesinlikle bu adam bu televizyonda maç seyretmeyecek. Hadi gel. Gel yardım et. Hadi gel. Nurettin Usta. Sağ olasın. Nasıl gidiyor Nurettin Usta? Valla dilimiz alışmış. İyi diyoruz, iyi oluyor bari. Kız gidiyor ha? Nereye gidiyor? Bir yere gittiği yok onun. Benim evde oturacaklar. Haberin yok mu senin? Ha, doğru. Haklısın. Doğru. Ben de kızı dışarı verecek göz var mı? Bak güzel. Peki kendini nasıl hissediyorsun Nurettin Usta? Mutlu musun? Valla ne olacak be? Kızım mutluysa ben de mutlu olacağım gari. Peki o mutlu mu? O kadarını bilmiyor. Bildiğim bir şey var. Bunlar çok cimri çıktılar biliyor musun? Yani her şeyden kısıyorlar. Kızımın bir dediğini yapmıyorlar bunlar canım. Kızı veren sensin Nurettin Usta. Hiç boşuna ağlama yani. Ama kızını zengin birine verseydin mesela bizim patronun oğlu İlker Bey'e. O zaman şu anda düğünü boğazın o yakasında mı yoksa bu yakasında mı yapayım diye düşünürdün. Doğru. Ben de söyledim kıza da, kız onu sevmiyorum, istemiyorum dedi. Rıza'yı seviyormuş, aşıkmış. Aşk dedin nedir Allah aşkına Nurettin Usta? Üç günde biter ya. Ondan sonrası ekonomi. Ama bir yine de düşünmek için zamanım var. Sana ne oluyor ya? Allah Allah, şunu bak. Biz düşündük, taşındık, kararımızı verdik. Sen de karışıp durun. Tabii dediğin doğru yani, aşk çok önemli bir şey de. Ama yani ben diyorum ki hani para da önemli bir şey. Bak Taylan Efendi, ben sana bir şey diyeceğim. Para senin gibi marketçiler için önemli. Bizim için aç kalmayacak kadar para olsun yeter. Sen de karışıp durun bizim işimize canım. Tövbe yarabbim. Necat Usta, buyur şu düğün işini konuşalım azıcık. Bana kalırsa sanki siz düğünde hep ucuza kaçıyormuşsunuz gibi geliyor bana. Yok, her şeyin ucuzu ama kalitesi makbuldür Nurettin. Öyle mi? Tabii ya. İyi. Buyur otur bir çay içelim. Yok sağ olasın. Çay içecek halim yok benim. Sen bilirsin. Necat Usta, düğünde ne yemek yenecek? Ha, yemekleri sayayım Nurettinciğim. Şimdi önce nar ekşili ıspanak yatağında somon füme.
Ha, iyi bir şey mi o? Çok iyi bir şey. Ya lezzetli. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Orkinos gril tere yapraklarıyla. Be be. Deniz teresi yapraklarıyla orkinos gril. Arada sorbe. Canım arada çorba olur mu? Yok yok, çorba değil bu ya. Sorbe, sorbe. O ne? Sorbe böyle limonlu dondurma gibi bir şey. Yani adamın ağzının tadını değiştiriyor. Ondan sonra dana madalyonları geliyor böyle. Dana madalyonları. Of. Sebze ızgarayla garnili. Bir de framboaz krep süzet. Of. Framboazlı krep süzet. Mekanın ucuzuna kaçtınız ama Necati Usta. Yemekler anlattığım kadarıyla pek güzel. Aferin. Lütfü. Efendim baba? Oğlum bolca dönerlik et hazırla. Düğüne döner yapacağız. Döner mi yapacağız? Niye baba? Düğünün yemeği ne olacak başka oğlum? Ya baba bir sürü yemek saydın şimdi. Yok sorba dedin, bir şey dedin. Ya sen bakma onlar laf. Esas düğün yemeği döner pilavdır oğlum. Daha ne istiyorlar yani? Ya biz bir de Rıza'ya mı sorsak baba ya? Rıza gelip her şeyi zaten bana soruyor. Ona ucuz olsun da ne olursa olsun. Daha ne ucuz olacak işte. Yemeği bedavaya getirdi neredeyse. Etler bizden. Abla, koca televizyonu söktün ya. Vallahi bravo sana. Değil mi? Şimdi acaba ben bunun neresini söksem de bu televizyon çalışmasa? Ablacığım nereyi sökeceğini bilmiyor musun? Nuşen, neden bileyim ben? Heh, dur bulacağım şimdi. Güzel bir yer beğenin kendime. Heh. Tamam. Tak şunu prize. Bakalım ne oluyor. Taktım. Açtım. Açılmıyor. Ay helal olsun abla. Yani ablacığım 15 yıllık kocanı dondurmaya ikna etmek için yaptığım bu çabaya hayranım doğrusu. E asıl 15 yıl evliysen böyle ikna edemiyorsun bize. Eline sağlık. Eyvallah abicim. Ya Yusuf, bugün Brezilya'nın maçı varmış ya akşam. Brezilya çok bir şey vermez yani, en fazla 1.2 falan. Nasıl yani ya? Şimdi 100 liralık oynasak 120 lira geri mi alacağız yani? Yani. E süper oğlum. 1000 liralık oynarım, 200 lira hop cepte. Abicim 1000 lira basma ya. Bak berabere kalır vallahi yanar paran ha. Koskoca Brezilya berabere kalır mı oğlum ya? Favori o. İyi. Ben getireyim sana. Getir getir. Vallahi abla ben Türkiye final maçında bile olsa Yusuf'a söylesem kalk dondurmayı yiyelim diye hemen gelir. Tabii evlenmeden önce öyle oluyor zaten. Evlendikten sonra da öyle olacak Yusuf. Ya sen Yusuf'un kumar oynadığını biliyor musun güzelim? O ne öyle ya? Bildiğin kumar işte. Allah Allah, bahis bahis. Futbol bahis falan yapıyor bu. Ha, atma abla atma. Öyle bir huyu yok bir kere. Atmıyorum canım, atmıyorum. Hem niye sana söylesin ki şimdi? Öyle bir huyu varsa bile o herkese birazcık var. Lütfü enişten bile oynuyordur. Oynamıyor güzelim, oynamıyor. Ben kocamı tanırım. Bahis bahis oynamaz. Maç seyreder ama öyle huyları yoktur. Allah'ıma bin şükür. Hadi kapatalım şunu. Kolay gelsin Nurettin abi. Sağ olasın Lütfü. Nasılsın? İyi mi bak? He? İyi vallahi. Acıktım. Bir simit yiyeyim dedim i̇yi, ya. İyi, afiyet olsun. Şimdi bana bak. Kupon tamam. Nereye yatırıyoruz? Abi yatağa yatır. Üstünde ört üşümesin. Tamam mı? Allah Allah. Nereye yatırabilirsin kuponu? Bayiye. Bravo be. Ya dalga geçme Yusuf ya. Ben senin gibi kumarbaz mıyım? Kim kumarbaz ya? O nereden çıktı? Hadi hadi bırak. At yarışları, bahisler filan. Senin yuvan bu yüzden yıkılmadı mı oğlum? Ya ben de kim uyduruyor diyorum bunları. Sen miydin o ya? Eskiden de abicim o. Benim artık gelecek planlarım var. Tabii para biriktiriyorum ben. En Nurşen'i mutlu etmem lazım yani. Kimi kimi? İşte Nurşen'i. Bana bak, Nurşen'den uzak dur. Gülşen'le papaz etme beni oğlum. Bak aşkın önünde durma, vallahi kaybedersin Lütfü abi. Tamam tamam, çok konuşma. Sen şunu yatır. Sonra konuşuruz tamam mı? Hadi. Tamam. Taylan, ne demek şimdi işten ayrılmak? Ya ben ayrılmasam o kovacak zaten. Ya nasıl yani? Ya manyak manyak şeyleri isteyip duruyor. Ya ne demek yani? Git dedi mesela Nurettin Usta ile konuş, kızı Rıza ile evlenmesin, benle evlensin dedi. Aa. Ya işin kötüsü ben de gittim konuştum. Adam sana ne demez mi? Haklı olarak tabii. Yerin dibine geçtim. İyice karaktersiz biri olmaya zorluyor beni. Allah Allah. Yani konuşmazsan kovacak mıydı? Vallahi kovacaktı.
Kafayı sıyırmış iyice. Görüşürüz sonra aşkım. Görüşürüz Kerim'im, görüşürüz. Ne oldu lan Rıza? Oğlum az önce gelinlik aldık. Tam 2000 lira para verdim ya. Oha! Oha ya. Vallahi çok şanslısın ha. Bu kiloyla var ya kimse seninle evlenmez. Bir sürü masraftan yırttın. Ayıp değil mi kardeşim? Yani moral mi veriyorsun, moral mi bozuyorsun belli değil ha. Oğlum moral veriyorum ya, moral veriyorum. Yani kilolarında barışık ol ya. Kendine barışık ol biraz. Sen zayıfladın, tabii konuşursun kardeşim. Oğlum ben zayıfladım ama cüzdan da sıfır bedene doğru gidiyor. Daha takı alacağım lan bir sürü. Yandım ben, mahvoldum ya. Git ya. Canım konuştum, monuştum de. Biraz daha idare et. Ya derim demesine de bu sefer başka bir şey buyuracak. Terziyi almak istedi, beni ileri sürdü. Kasabı almak istedi, beni ileri sürdü. Şimdi Saliha Rıza'yla evlenmesini istiyor, gene beni ileri sürüyor. Yani işimi kaybetmemek için karaktersiz bir mi olacağım ya? Haklısın Taylancığım ama ben zaten onun dediklerini yap demiyorum ki. Sadece biraz oyala diyorum yani. Tamam tamam. Oyalarım. Ama bak yeni bir şey isterse hem işi bırakırım hem de ağzını burnunu kırarım. Ay aman Taylan. Bak bir sürü adamları vardır gelir buraya seni döverler ha. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Demirden korksak trene binmeyiz. Necat Usta, bu müzik grubunu sen mi halledecektin? Ben halledecektim Cem, ben hallettim. Aman ha gözünü seveyim, davul zurna neyin olmasın düğünde? Davul zurna nesi varmış ya? Yok yok, benim kızım öyle şeyler istemiyor. Gıcık elit olsun diyor. Ondan ayarladık. İyi. Ne tür şey çalıyor bunlar? Vallahi bunlar işte pop çalıyorlar. Caz çalıyorlar, klasik müzik çalıyorlar. Bak bak her şey çalıyormuş. Güzel güzel. Ustacığım, kimi ayarladın? Kimseyi ayarlamadık oğlum. Bir saz ayarladı, bakacağız işte. Caz falan dedin? Ya ne şimdi adamla kavga mı edeyim? Caz neymiş zaten, düğünde caz mı olur? Millet cazla göbek mi atacak? Saz ayarladı gelecek, ince saz. Hicaz. Bak. Senin düğün yemeğin ne biliyor musun? Onu da mı ayarladı? Döner pilav. Ne? Allah'tan Nurettin Usta'nın haberi yok. Olmaz ya. Olmaz ya. Oldu oldu. Bedava oldu. Ne yapacaksın Allah? Necati bitiremedin bir şeyi ha? Ya bunu okumak için kriptoloji uzmanı olmak gerek. Bak bak. Gel bak ne diyor. Efendim, kasap dükkanına gitmekten nefret ediyormuş beyefendi. Efendim, hiç mutlu değilmiş. Görüyor musun? Ay, el kadar çocuk ne yazacaktı Necati? Kasaplığı çok seviyorum mu yazacaktı? Neresi el kadar be? 13 yaşında, eşek kadar adam. 13 yaşında ben sığır mı diyordum? Yani bu sana sürpriz mi oldu onu anlamıyorum. Lütfi hala her gün söylemiyor mu kasaplığı sevmiyorum diye? Evet, de buradan okuyunca yeniden sinir oluyorum. Okuma o zaman sen de geri ver. Yok yok, okuyacağım, bitireceğim bunu. Pilavın altını kapattın mı Gülşen? Yok, kapamadım. Tamam, ben bakarım. Hadi çocuklar gelin bana yardım edin, hadi. Sen yardım et abla, ben televizyon izleyeceğim. Sen niye yardım etmiyorsun? Ben erkeğim abla, sofra hazırlamam. Ya da şuna bir şey söyle, erkeğim de hiçbir şey yardım etmiyor. Tamam kızım, bir de kadın erkek ayrımı yoktur. Kadın da erkek eşittir. Onun için erkek de böyle oturmaz. Ama sen oturuyorsun dedi. Oğlum ben dede olmuşum artık. Sen de dede ol, sen de otur. Hadi bakalım yardım et kardeşine. Vallahi ben yardım etmem abla. Dünya kupasına bakacağım. Of. Bu niye çalışmıyor dedi? Bilmiyorum oğlum çalışıyordu. O power var oraya bas, o düğmeye bas. Bastım. Selam. Aleyküm selam. Yiğit, oğlum maçı aç hemen, maçı aç. Televizyon çalışmıyor baba. Nasıl çalışmıyor ya? Pili bitmiştir. Bana pil getir hemen, çabuk. Dur önce bir kontrol edeyim baba. Ya bak, yine çalışmıyor. Oğlum, Allah. Brezilya maçı vardı ya. Televizyonda bozulduğuna göre yemekten sonra hep beraber şöyle bir hava alırız, değil mi? Allah Allah, dün çalışan şey bugün niye bozulsun ya? Baba, sen mi bir şey yaptın? Bugün çok yüksek voltajım vardı, televizyonu çarptım. Ben ne yapacağım oğlum? Hadi baba, maç başlıyor ya. Tamam, dur oğlum, halledeceğiz. Hadi çocuklar, sofraya geçin, yemeği getiriyorum. Hadi bakalım, yemeğimizi yiyelim. Siz yiyin, ben şuna bakacağım baba. Of, lütfen artık hatırla şu şifreni. Ne yapayım, hatırlamıyorum hayatım. Hatırlasam söylemez miyim? Ya hatırlayamıyorsam bir yere yazmayı denesene Seyfo.
Abim aklımdaydı. Heyecandan unuttum işte. Peki nasıl öğreneceğiz biz şimdi sınav sonucunu? Boş ver ya, nasıl olsa mektup gönderirler. Oo, mektup bir aya önce gelir. Acelemiz ne? Hiç mi merak etmiyorsun? Aa, teessüf ederim. Merak etmez olur muyum ya? Peki sence sonucu nasıl gelecek? Nasıl gelecek? İyi gelir, iyi. Ne oldu senin liseyi bitirme davası? Mantarladın değil mi? Ne münasebet. Çok iyi geçmiş abi. İyi geçse ne olacak anasını satayım? Liseyi bitirecek. Bakın, eğer başarı hikayelerine bakarsanız orada pek çoğunun bu şekilde başladığını görürsünüz. Görürüm, görürüm de anca senin başarısızlık hikayeni görürüm. Balık. İyi, boş ver, sen kafana takma onu. Ama artık lütfen hatırla şunu. Balık yaz bakalım. Belki çıkar. Lütfü, hadi oğlum sofraya. Tamirhaneye çevirdin evi ya. Hiç vallahi yani. Sen televizyon tamirinden ne anlarsın Lütfücüğüm? Allah korusun çarpılacaksın. He, sanki daha önce bir şey tamir etmiş de. Baba, kablo mablo çıkmıştır, ona bakıyorum ya. Gülşen haklı. Yemekten sonra hep beraber dışarı çıkalım. Evet, dondurma yiyelim değil mi? Ne dondurması ya, çocuk gibi. Niye? Dondurmayı sadece çocuklar mı yiyor Lütfü? Bak Feride Hanım da istiyor. Hep beraber gidip yiyelim değil mi babacığım? Vallahi siz gidin kızım, ben yorgunum. Mızıkçılık yapma Necati. Ya şimdi gideceğiz bir çay bahçesine oturacağız, ne yapacağız? Çay içeceğiz. E çay burada da var. Dondurma istiyorsanız Lütfü gider bize dondurma getirir. Lütfü, hadi koş oğlum. Herkese dondurma al bakayım. Yiğit, koş oğlum, dondurma al gel. Ben bu saatte çıkamam baba. Oğlum sen çıkma zaten, hep beraber çıkalım biz. Değil mi? Evet, evet. Lütfü, hadi bakalım oğlum, bırak onu. Herkesi gezmeye götürüyorsun. Ama baba, Brezilya maçı... Ne Brezilya maçı ya? Hem nedir öyle düdükler böyle... Fil sesi midir, arı sesi midir? İnsanın beynini tırmalıyor. Hadi babacığım, gidelim. Ya yok baba ya. Biz evde oturup maç izleyelim. En iyisi oylama yapalım. Lütfü tüm aileyi gezdirsin diyenler elini kaldırsın. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Nereden çıktı bu oylama şimdi? Oğlum demokrasi bu. Oylamaya itiraz etme. Bir saniye. Bir oylama da ben yapmak istiyorum. Necati de bizimle beraber dışarı gelsin diyenler el kaldırsın. Ben itiraz ediyorum. Böyle oylama olmaz. Demokrasiyi sekteye uğratma baba. Ya saygılı ol, sonuçlarına katlan. Demokrat olmayanlara demokrasiyi kullandırma. Baba 32-34 var mı? Oğlum kamyon değil o, televizyon. Ben de biliyordum ama ben de unuttum. Ya boş ver hayatım, olaya çevirme şunu ya. Alt tarafı bir sınav sonucu. Ay Seyfo, yoksa biliyorsun da söylemiyor musun? Lütfen ama lütfen. Ne bileyim, belki de... Belki de sınavı geçemediğimi düşünüyorsun değil mi? Hayır, tabii ki öyle düşünmüyorum. Ya düşünüyorum da yani ne önemi var ki bütün bunların ya? Nedir ki yani diploma? Ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun. Ne yani, iş başvurusunda mı bulunuyoruz burada? Kabul et Seyfo, pek çok aile için çok önemli bu diploma. Benim ailem için de. Aileler aile olarak kalmalı. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne dönüşmemeli. Şifre. Ya aşmalıyız bunları hayatım ya, aşmalıyız. Lise ilişkide bir kriter olsaydı, mutlu ilişkiler meslek lisesi de kurulurdu yani, değil mi ama? Annemlere de anlat bunu. Ya öyle. Neydi acaba şifre ya? Ne oldu Gülşen? Ya dondurma yedin, boyun mu uzadı? Tabii uzadı. Gittiğimde 1.60'tım, döndüğümde 2.80'im. Süpersin anne ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen ne yaptın hayatım? Ben de televizyon falan... Ha. Televizyon bozuk dedi. Oğlum televizyon dergileri falan okuyordum. Yani gazetelerin televizyon sayfalarını. Baba maç ne oldu? Ben Güney Afrika'da mıyım oğlum? Ben buradayım. Ben de Yusuf'a sorayım o zaman ya. Bana dondurma getirdiniz mi? Gelseydin, getirmedim tabii ki. Alo. Yusuf ne haber? İyi, ne olsun ya. Ne oldu maç? Hadi ya. Yapma be. İyi, tamam. Görüşürüz. Lütfü. Ne oluyorum öyle? Hadi ya. Yapma be. İyi, tamam. Görüşürüz falan. Bahis mi oynuyorsun yoksa? Yok baba, yani Brezilya'ya üzüldüm. Yani, favori takım ya, berabere kalmış. O yüzden. (Gülüyor)
Tabii. Ay ne iyi oldu şu televizyon bozuldu. Dünya Kupası'nı seyredeceksin diye bizim dünyamız alt üst olu biliyordu. Vallahi yarın televizyonu yaptırıyorum Gülşen. Yani iki hafta daha benden bir şey bekleme. Lütfü. Evet. Ben defterini buldum galiba. Hadi ya, nerede? Biz içeri girdiğimizde sehpanın üzerindeydi. Ya babamın önündeydi. Biz içeri girdik diye babam üstünü böyle kapattı. E niye almadın Gülşen? Almadım. Çünkü babam böyle yaptı gözleriyle, böyle böyle böyle. Bana söyleme diye. Evet ama yani senin için önemli diye ben sana söylüyorum. Yoksa söylemezdim biliyorsun değil mi Lütfü? Gülşen. Ne? Yani o defteri hemen almamız lazım. Canım adam okusun verir zaten. Gülşen, sonlara doğru okumamalı. Yani onu hemen almalıyız. Bu gece. Bu gece. Bu gece. Bu gece. Evet. İyi geceler diyecektim. İyi geceler Arda. Fulya, yatağımda yatabilir miyim? Yatabilirsin. Teşekkür ederim. Gözlerini kısa kısa. Zor okunuyor ama. Okunuyor bak neler öğrendim bak bak. Ne öğrendin? Lütfü bira içmiş. Ne yapalım yani? Ne yapalım olur mu? 13 yaşındayken içmiş. Tamam hayatım yani zararlı bir şey yapmış ama bunu o zaman fark edecektin. 30 sene sonra bunu fark etmenin kimseye bir yararı yok. Sigara da içiyor muydu acaba? Yok canım çocuk bıraktı sigara içmiyor artık. Sen nereden biliyorsun? O zaman yoktun ki. Ben bu zamandan bahsediyorum Necati. Hadi kapı onu gel buraya gel. Ha şimdi uyu sen uyu. Hay yarabbim ya. Alamadım. E sen de gidip istesen ayıp değil ya. Ya şimdi inada bindirir vermez. En iyisi unuttuğu bir anda kapmak. İçinde çok önemli bir şeyler olmalı ki. Gece geldi hırsız gibi defteri aradı. Sahi mi? Ben hiç fark etmedim. Tabii benden isteyemiyor. Benim olaya dikkatimi çekmek istemiyor. Onun için gizlice gelip alacak. Ay Necati zaten bu defterin sende olması doğru değil. Yani okuman da hiç etik değil. Hiç kendini yorma Etik Hanım. Ben bunu okuyacağım, bitireceğim.
Günaydın. Günaydın. Of abicim ya. Usta peş peşe yalan söyleyip duruyor oğlum ya. Ya düğünde 7 çeşit yemek vereceğiz demiş. Yuh. Lan pilav üstü döner veriyoruz ya. Caz grubu gelecek demiş. Bildiğin fasıl grubu geliyor. Yani daha neler olacak bilmiyorum yani. Daha neler çıkacak bunun altından. Ya ne çıkarsa çıksın ne kafaya takıyorsun. Ne güzel her şey ucuza geliyor işte. Olur mu abicim ya? Olur mu ya? Salih'a daha ilk gece beni böyle kıtır kıtır keser. Aa sahiden bak. İlk gece deyince aklıma geldi. İlk gece neredesiniz lan? Nasıl neredeyiz? Aa bak unuttum ya. Sen iç güveysiydin değil mi lan? Nikahtan sonra direkt kayınpederin evine. Dur abicim dur ya. Sen söyleyince şimdi dank etti. Ben öyle ilk gecemi Nurettin Usta'nın yanındaki odada falan geçiremem yani. Şöyle biraz çalıştır şu saksıyı abicim. Ne yapsam lan? Bir otel falan mı tutsam? Yok canım ne oteli saçmalama. İşte benim dükkanın anahtarını vereyim size. Ha gece burada takılırsınız. Allah. Of abicim ya. Bir de otel masrafı çıktı şimdi. Nikah şahidini seçtin mi Rıza kardeş? Yo. O zaman ben öleyim. Onur duyarım yani. Mahir'cim şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Ben daha önce birisini seçmiştim. Evet başka birisi olacak. Kimmiş? Taylan abi. Evet. Demek nikah şahidi sensin ha? Neyse önemli değil. Rıza. Hı? Nikah şahidi beni mi seçtin? Sağ ol, sağ ol. Memnuniyetle yaparım tabii ya. Sağ ol Rıza'cığım, görüşürüz. Rıza, ha. Sen nikah şahidi diye Taylan abiyi mi seçtin? Yok oğlum, ben onu Mahir'den kurtulmak için söyledim ama adam ciddiye aldı beni ya. Oğlum adama git söyle o zaman lan, sevindi baksana. Oğlum şimdi beni yanlış anladın, Taylan abi de denmez ki adama. Adam nikah şahitliğini bekleyecek. İki dakika dursana. Tamam. Günaydın. Gel Rıza'cığım gel. Ay günaydın Rıza'cığım. Taylan abinin nikah şahidi seçmişsin. Çok sevindim. Sevindiniz mi? Ay sevinmez olur muyum? Biliyor musun hayatında ilk defa nikah şahitliği yapacakmış. Evet bundan sonra zaten kimse beni nikah şahidi falan yapmaz. Böylece hayatımda bir nikah şahitliği de yaşamış olacağım. Öyle mi? Ay böyle önemli, değerli bir görevi Taylan'a verdiğin için çok teşekkür ederiz canım. Evet sağ ol Rıza. Ben bir şey söyleyecektim ama... Söyle Rıza'cığım, söyle. Artık ben senin şahidinim. Dile benden ne dilersen. Yok, bir şey söylemeyecektim ben. Neyse, kolay gelsin size. Güle güle, güle güle canım benim. Güle güle. Buyur abi. Abi vallahi bilmiyorum ki şimdi gelir arkadaş ya. Oğlum neredesin ya? Merhaba, hoş geldiniz. Abi 700 gram sucuk aldı, ne yapıyor? Sen 20 lira ver yeter abicim. 20. Hı-hı. Eyvallah bir de. Teşekkürler, yine bekleriz. Geç geç. Yusuf. Hı. Diyemedim abicim. Abicim ne yapıyorsun ya? Diyemedim abicim, diyemedim ya. Adam havaya girmiş, yıkılacak şimdi söylersem. Hadi ya. Hı. Peki Necati Usta'ya söyledin mi nikah şahidim ol diye? Yok. Ama oğlum o zaten kendini doğal nikah şahit olarak görüyordur yani. Ya ne alakası var? Söylemediysen problem yok abicim. Ne bileyim abicim ya. Yıldım yemin ediyorum. Dert, 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 dert. Bakacağız artık, bir ayar çekeceğiz. Tamam, sıkıntı yapma. 5 gün var. 5 gün sonra her şey bitiyor kardeşim. İnşallah, tamam inşallah. Sakin. Hayatım. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi gidelim artık, geç kalacağız. Bugün ne yapacağız hayatım? Alışveriş yapılacak, insanların kalacağı yerler ayarlanacak. Ondan sonra çeyiz işleri, bir ton iş. Bebeğim görüyorsun işte dükkanda kimse yok. Onlar gelsin ondan sonra şey yapacağım ben. Ya hayatım izin alsan artık. Yani şurada 5 gün kaldı düğüne. Tamam minik kuşum, tamam ben ayarlayacağım. Sen üzme canını, hadi sen dön. Ben şey yapacağım, izin alacağım. İyi tamam. Tamam hadi. Bekleriz işte akşamı. Otur otur. Oturdum ben. Ablacığım. Erdem eniştemle Fule yengem akşam beraber yattılar. Hadi canım. Vallahi. Barışıyor bunlar kız. Galiba. İyi ne güzel de ben Fule'yi hiç barışır zannetmiyordum ama.
Ablacığım, Fulya yengem Erdem'i eniştemi affetmeseydi düğüne ben de gelebilirdim değil mi? Ne düğünü be? Abla Rıza'yla Salih'e evleniyor ya hafta sonu. Ben nasıl geleceğim düğüne? Nurşen, senin düğünde ne işin var? Sen çocuk bak. Ha sen orada göbek at, ben burada çocuk bak. O ne hala memleket. Ben İstanbul'a geldiğimden beri bir gün yüzü görmedim valla. Çalış sen, para biriktir. Zengin koca bulamayacaksın. Bari hiç olmazsa paran olsun, biriksin bir yerde. Üfleme. Ha, belki Fulya yenge düğün sevmiyordur. Düğüne gelmez değil mi? Vallahi bilmem, gelir herhalde. Kardeşim, ne oldu senin o sınav sonucu? Ya bizim sınav sonucunda amma çok meraklısı varmış ya. Oğlum, merak edeceğiz tabii. Bizim için de önemli. Sonuçta hepimizin önü açılacak yani. Yalnız senin önündeki tek engel lise diploması değil kardeşim. Benim en azından basurum yok kardeşim. Tamam be tamam, hemen trip yapma, gerginiz. Biz de gerginiz. Allah Allah. Usta be, sonuç ne? Bilmiyorum, açıp bakmadım. Açıkçası bakmak da istemiyorum. Sonuç belli yani, kötü. Neyse işte, gideceğiz. Delikanlı gibi söyleyeceğiz artık. Ne yapalım? Hayırlı işler Necati Usta. Hayırlı işler Seyfo. Sağ ol oğlum. Seyfo, ne oldu bu lise bitirme işi ya? Haziran bitiyor, hala bir sonuç yok mu oğlum? Var Necati Usta. Ha. Aa Feride, gel gel bak. Seyfo imtihan sonuçlarını almış. Aa hayırlısı olsun. Sağ ne oldu şimdi? Bitti lise değil mi? Olur da bir zahmet, bitirsin artık. Bitti değil mi? Bitti Necat Usta. İşte az bin zaferi bu. Değil mi Feride? Tebrik ederim. Sağ olun. Darısı üniversitenin başına artık. İnşallah eksik olmayın. Sen bu akşam bize gelsene. Aa dur, bu akşam olmaz ya. Sen yarın akşam bize gel, maç seyrederiz. Maçtan evvel de oturup yemek yeriz, bize konuşuruz falan he? Tamam mı? Tamam Necati Usta. Hadi canım, oğlum, sağ ol. Hayırlı işler tekrar. Güle güle oğlum, hayırlı işler, hadi gözün aydın. Ay Necati, niye çağırdın çocuğu yemeğe? Ya o kadar azmetmiş çocuk, liseyi bitirmiş, bir hedef koymuş, başarmış. Ya bu da ona bir ödül olur ya. Eğer Özge'yi almak istiyorsa üniversiteyi de bitirmesi şart. Yani lise yetmez. İyi, 45 yaşında evlenirler o zaman. Ustacığım. Ne oğlum, ne meğerliyorsun gene? Ne oldu bakayım söyle. Şimdi ben düşündüm, taşındım. Diyorum ki yani bu nikah şahitliğine falan hiç gerek yok. Neden? Yani şimdi yıllar sonra bu adamlara ihtiyaç duyuluyor mu? Duyulmuyor. Yani nikah şahitlerini çağırıp bunlar evli mi? Efendim siz şahit oldunuz mu falan diyorlar mı? Demiyorlar. Yani yüzlerce davetli varken İki tane nikah şahidine ne gerek var? Kardeşim, medeni kanun ne bilsin? Yüzlerce kişi gelecek mi, gelmeyecek mi? İki kişiyle bitirmiş işi. Vallahi bence çok anlamsız. Yani ben açıkçası kimseyi böyle nikah şahidi yaparak yormak istemem. Özellikle de seni. Ben ne yorulacağım oğlum? Taş atacağım da kolum mu yorulacak? Nikah memuru soracak şahit misiniz diye. Evet diyeceğim, bitti. Rıza. Efendim. Hadi gidelim. Tamam hayatım. Ustacığım çıkabilir miyim ben? Tamam oğlum, çıkın. Nasıl gidiyor kızım işine? İyi gidiyor Necati Usta, koşturuyoruz. Allah kolaylık versin. Amin inşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz usta. Görüşürüz oğlum. Aşkım bana bir 10 saniye izin verir misin? Hemen geliyorum. Ama hayatım, Necati şahit olacak. Abim nasıl olabilir ki? Daha bu sabah Rıza kendi ağzıyla söyledi. Çok hızlı bir şey söyleyip gideceğim. Feride yenge, ya sen Necati Usta'ya şahit olmadığını söylüyorsun... ...ya da Semih abla sen Taylan abiye şahit olmadığını söylüyorsun. Yani aranızı anlaşın, kapansın bu konu ya. Ne olur beni uğraştırmayın artık. Hadi Rıza. Tamam hayatım, tamam minik kuşum, tamam peteğim, geliyorum. Burada da yok. Demek ki evde bıraktı. Aleyküm selam. Sağ ol oğlum. Afiyet olsun ustam. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin canım. Buyur. Lütfü, müşteriyle ilgilen oğlum. Lütfü. Bir dakika kardeş. Ben bakayım. Buyur canım, nasıl yardımcı olurum, ne vereyim? Olur mu öyle şey?
gerekiyormuş ha. Evi alt üst etmeliyiz, o defteri bulmalıyız. Kardeşim. Ne? Ben bir şey duydum. Bırak ben şimdi, benden mi saklıyorsun? Yarın akşam yemeğe gidiyormuşsun. Güzel, aranızdaki duvarlar yıkılıyor yavaş yavaş. Ya ben bırak bırak, açıklama yapma. Helal olsun ya. Gözümüz yok oğlum bizim de. Helal olsun. Vallahi azimli adammışsın. Ya Yusuf. Of. Feride. Sen de benim o mavi çizgili kostümümü hazırlat da. İçine de bir mavi gömlek. Bir de kırmızı kravat. Şahit olacağız, o kadar masaya oturacağız. Necati, sana Rıza mı teklif etti şahidim ol diye? Yok canım, niye öyle bir şey teklif etsin ki? Tabii ben olacağım şahit. Benden başka Rıza'nın şahidi mi olur yani? Doğal olarak Rıza'nın şahidi ben olurum. Yani ne bileyim, hani belki bir akrabası, bir arkadaşı falan vardır diye. Yok canım, mümkün değil. Öyle bir şey olmaz yani, Rıza öyle bir şey yapmaz, yazmaz. Kuş gibi duruyorsun öyle. Bilmiyorum Gülşen, içim bir fena oldu. Niye? Babam o defteri okudu galiba. Lütfen. Ne yazıyordu o defterin içinde? Ha? Söylesene. Kuruyorsun ya. Bir ay boyunca her sayfaya aynı şey yazmış. Evet, gördüm. Ne ilginç. Tek okunaklı yazdığı şey bu. Ama o zaman çocuktu hayatım. Çocuktu tabii ama onun da bir yüreği vardı. Laflar onun yüreğinden çıktı. Tek tek her sayfaya benden nefret ettiğini yazmış. Demek ki her gün düşünerek bu karara varmış. Yok, ben öyle olduğunu sanmıyorum. Sen o günlerde ona kızdın, bağırdın, çağırdın herhalde. O da çocuk, üzülmüş, hislerini buraya dökmüş. Hatırlıyorum canım. Sınıfta kalınca çok kızdım tembel diye. İlk defa o zaman koçurdum dükkana. Sana tatil matil yok dedim. Bu dükkanda çıraklık yapacaksın dedim. Yüklendim, sen adam olmazsın diye bağırdım, çağırdım. Geçmiş zaman. Hepimizin hataları oldu Necati. Bu hata değil papatyen. Bu daha büyük bir şey. Bu gaf. Çocuğumun hayatını karartmışım. Hiç iyi bir baba olamamışım. Yok, ben Lütfü'nün böyle düşündüğünü sanmıyorum. Zavallım o yüzden defterin peşine düşmüş. Benden isteyemiyor çünkü benden korkuyor. Okuyup ona kızacağımı zannediyor. Al götür bunu Feride. Al götür, ver ona. De ki odada buldum, de sizin mi de. Yani benim okuduğumu anlamasın. Bu konuda böyle kapansın. Olmaz Necati. Hadi al bunu götür, sen ver ona. Hem de bu bütün hissettiklerini ona anlat. Konuş onunla. İnan böyle rahatlayacaksın. Hadi kocacığım. Babamdan nefret ediyorum. Ha? Baban o kadar mı kızmıştın oğlum? O zamandı baba. Kulağımı çekmiştin, sinirlenmiştim. Yok yok. Kulağını çektiğim için kızmamıştın. Ben sana çocukluğunu yaşatmadığım için kızmışsın. Yani.
Öyle öyle. Yani falan deme. Öyle. Yani sadece bir ay değil, her gün yazsan sen haklıydın. Olur mu öyle şey baba? Olur olur, olur. Hatta olmalı. Şimdiki aklım olsa Lütfü, sen için neler yapardım bilemezsin. Ama o zaman herkes oğlunu çırak yapıyordu. Baba mesleğini öğrensin diyordu. Ben de onlara uydum. Ben de öyle yaptım. O yaşta bir çocuğun duygularını hiç düşünmedim. Aklım ucundan bile geçmedi. Onun için senden özür dilerim oğlum. Hakikaten özür dilerim. O yıllar için özür dilerim. Hayatını mahvettiğim için, çocukluğunu mahvettiğim için özür dilerim. Hayatımı mahvetmiş değilsin baba. Senin sayende ben hayatı öğrendim, mesleği öğrendim. Sen benim hep yanımdaydın. Ne zaman sana ihtiyacım olsa hep koştun, yetiştin. Her çocuk yaşamıyor bunları. Aslında ben senden özür dilerim bunları yazdığım için baba. Teşekkür ederim, hoş geldin. Ne haber aşkım? İyi, sen? İyi. Aldın mı haberi? Ne haberi mi? Yarın akşam size davetliyim ben. Aa. Evet, Necati Usta davet etti. Annen de oradaydı. İnanamıyorum. Annem de orada olduğuna göre... Yani sınavı geçtin değil mi? Yani. Ya peki neden arayıp haber vermedin? Biz meraktan delirdik burada. İşte. Liseyi bitirdin yani. Bitirdim. Evet, yarın bize yemeğe geliyor. Kim yemeğe geliyor? Seyko liseyi bitirdi. Bravo aşkım. Aferin sana. Muhteşemsin. Liseyi bitirdim de sevinçten. Hadi gel otur. Oturayım ben o zaman. Şiştin mi Vedat Bey? Sana ne oluyor kızım, sana ne? Yapacağız bu şahitlik işini. Yani Necati nikah şahitliğinden vazgeçer desem inan yalan olur. Ay kendini doğal şahit olarak görüyor. Sanki Rıza'nın ondan başka yakını yok. Ya ben dün söyleyecektim ama eve bir geldi. Nikah şahidi olacağım diye kendine takım elbise satın almış. Söyleyemedim tabii. Ay. Kura çekelim mi Semiha? Ay yani ya kaybedersem? Başka çaremiz yok. Birimiz söyleyeceğiz. Dur. Şimdi bu düğmeyi saklayacağım elimde. Sen düğmeyi bulursan ben söyleyeceğim. Bulamazsa sen. Anlaştık mı?
Ay çok üzüldüm senin için. Peki ya kabul etmezse ne yapacağım? Rıza. Hı. Gelinin güzel oldu değil mi? Harika oldu bebeğim. Çok güzel oldu tabii. Gerçekten mi söylüyorsun? Vallahi gerçek söylüyorum ya. Ya düğünde peri kızı gibi alacaksın. Ay inşallah ya. Çok gerginim. Düğünümüz güzel olacak değil mi? Tabii hayatım güzel olacak, çok güzel olacak. Hiç merak etme sen. Tamam. Ya kimse aç kalmasın Rıza. İçecekler de bol bol olsun. Hı-hı. Bu arada yemekte ne yenecek? Vallahi şimdi uzun bir liste vardı. Ben onların hepsini aklımda tutamadım. O yüzden şimdi de bilmiyorum. İyi tamam. Müzikler falan da tamam herhalde. Tabii hayatım tamam. Tamam. Güzel şeyler çalsınlar. Yani romantik olsun biraz. Sen hiç merak etme hayatım. Güzel şeyler çalacak. Romantik olacak. Aşkım ya. Çok heyecanlıyım. Gel hayatım gel sen. Buyurun İlker Bey. Taylan Bey, bir şey bulmamız lazım hemen. Bunları ayırmak için mi? Evet, aynen öyle. Bunları ayırmak için bir şey bulmamız lazım. Bu Rıza'yı saf dışı bırakacak bir şey bulmalısınız. Hemen. Sen bana baksana. Sen kendini ne sanıyorsun be? Ne? Ne demek oğlum? Nikah günü nikah bozmak. Delikanlı gibi katlanacaksın. Taylan Bey, siz benimle nasıl konuşuyorsunuz? Senin baban da esnaftı. Sen buralarda büyüdün. Sen ne biçim insansın be? İnsanlara hiç saygın yok mu senin? Bu nasıl bir egodur? Bugün dükkanına, yarın nişanlısına utanma yok mu sende hiç? Terbiyesiz herif! Taylan Bey, kimse benimle böyle konuşamaz. Yoksa kovulmak mı istiyorsunuz? Bana bak, çek git. Elimde kalacaksın şimdi. Anlıyor musun? İşi bırakıyorum, istifa ediyorum. Ayrıca şunu da kafana sok. Eğer nikah günü, nikah masasının üstüne tesadüfen meteor düşse senden bilirim. Ayağını denk al bu çocuklardan uzak dur. Bu iş burada bitmedi Taylan Bey. Bu iş burada bitmedi. Ben size bunu söyleyeyim. Bu iş burada bitmedi. Oh. Ne diyor durum? Dün gece sarılıp uyuduk. İyi. O da güzel. İyi de... Yani hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Yani orası öyle. Aldatmayı kafasından çıkaramıyor. Ama zamanla çıkartır. Yok abicim. Kendimi onun yerine koyuyorum. Ben asla eskisi gibi sevemezdim. Aklımdan çıkaramazdım yani. Yani? Yani ben bir karar aldım. Ve uygulamak zorundayım. Nedir durum? Bilmiyorum, bir tuhaflık var, anlamadım. Evet baba, artık televizyon maçları hazır. İyi oldu vallahi. Çocuğa maç seyredeceğiz dedik. Maç olmasaydı olmazdı. Hangi çocuğa? Bizim Seyfo ya, Seyfo gelecek de. Hadi ya, niye? Liseyi bitirmiş. Ha, onu duydum, evet. Doğru. Gözünüz aydın Feride Hanım. Niye benim gözüm aydın? Ne de olsa yani müstakbel damat. Okumuş, diploması olan bir damadınız olacak. Lütfü, bu konuda pek yorum yapma oğlum. Anne, ne yemek yaptın? Süslenmeye biraz ara verip yanıma gelseydin ne yemek yaptığımı öğrenirdin. Gelen konuk sizin konuğunuz, benim konuğum değil. İyi, iyi geldim işte. İyi, hadi yürü bakalım, yardım et bana. Hmm. Özge ile Seyfo evlenirler mi? Bilmiyorum. Baba bu evin reisi sen değil misin? Sen onay verirsen evlenirler. Vallahi Feride Hanım ikna olmazsa biraz zor. Güzel ya, rengi biraz kafa açtı ama. Güzel. Vallahi ya. Mı? Güzel gömlek, güzel. Ama bir kravat taksaydım da oğlum. Ya yok ya, ne kravatı bu sıcakta ya? Lan manyak manyak konuşma. Kız istemeye gider gibi gideceksin oğlum. Yani insanlarda öyle bir psikoloji yaratacaksın, anladın mı? Ya Yusuf abi, o gömleğe kravat olur mu Allah aşkına? Sus lan, sana kim sordu oğlum? Allah Allah. Şişt, giderken bir de çikolata yaptır. Ne çikolatası ya? Tabii oğlum, çiçek falan da al. Hani ama direkt böyle kıza verme hayvan gibi.
annesine ver. Saçmalamayın ya, ne çiçeği falan böyle olmaz. Vay be, demek liseyi bitirdin aileye girdin ha? Ya. Aferin, azimli adamsın. Tıpkı benim gibi yani, tuttuğunu koparıyor öyle değil mi? Ya sorma. Bu yaz da bir düğün sana yaparız artık ha. Oğlum bu kadar üst üste gelmesin lan, takıya para yetişmeyecek. O da var ha. Usta ya, gerilmiyor bu kadar ya. Alt tarafı bir çorba içeceksin, o kadar yani. Allah Allah. Lan açılın arkadaş, lise mezunu, açılın, yol verin. Helal. Sen gitmişken iste bari. Ya istese alır abicim, Seyfo'ya kalmış artık o. Evet yani, göster diplomayı, al kızı. Hiç. Aha diploma, aha kız, bitti abicim. Ama unutma, nikah şahidim benim. Yallah. Ya gelmeyin be abicim üstüme. Bitirmedim ben liseyi ya, mezun falan değilim. Ya lan. Abicim harbi harbi, ben mezun falan değilim ya. Allah Allah. Ne oldu buna ya? Ne Ozan gömlek giyiyorsun lan? Ne? Nasıl yani? Benim oğlum. Benim oğlum. Ana. Oy oy oy. Fule yenge. Efendim. Ay ya, bir tek cumartesi pazarım var. Onunla da Rüzgar'la ilgilenirsin. Düğüne gitmezsin değil mi? Ay gideceğim tabii, şekerim davet etmişler. Anladım ki öyle. Aa, çocuk işte. Ay ne var ya? Fule yenge, şimdi sen çocuklu bir kadınsın. Gitmezsen sana kimse bir şey demez ki değil mi? Yani kimse sana bir şey diyemez. Sen çocukla kalmak istiyorum dersen kim sana ne diyebilir ki? Kim sana karşı koyabilir ki? Bugüne kadar sana kim karşı koyabildi ki? Ay Nurşen'cim, kalmak istiyorum tabii ama yani bir yandan da gitmek istiyorum. Ha, Fule yenge, sen ver bana ne takacaksan. Ben gideyim takayım. Hah, taş attım, kolum mu yoruldu ya? Vallahi giderim ben. Aa, ben anladım. Sen beni Rüzgar'ın yanına bırakıp o Yusuf'un yanına gitmek istiyorsun değil mi düğüne? Allah Allah, nereden çıktı Fule yenge? Ben çocuk için söylüyorum. Nurşen. Ama Fule yenge, zor bir dönemden geçti bu çocuk psikolojik olarak. Psikolojisi bozuluyor. Hoş geldin Seyfo. Hoş bulduk. Hoş geldin Seyfo. Tebrik ederim, liseyi bitirmişsin. Maşallah maşallah. Aferin kardeşim, helal olsun vallahi. Bravo ya. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba oğlum. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk Feride anneciğim. Çam sakızı, çoban armağanı. Ne çoban armağanı oğlum ya? Sen artık liseyi bitirmiş, okumuş adamsın. Yani seninki artık olsa olsa okumuş adam armağanı olur. Hadi bakalım, okumuş adamı aç bırakmayalım. Çekil sofraya. Hadi. Gel Seyfo. Gel oğlum. Hadi bakalım, hepimiz acıktık. Yusuf. Ha? Araba kimde vardır? Araba mı? He. Ne yapacaksın oğlum arabayı? Ya düğün için lazım oğlum, gelin arabası yapacağım. Ha, o zaman güzel bir şey lazım. Bizim büfeci Salim de var, ondan iste. Ha? Yok ya, onun da bozulur. Şimdi gidemem, isteyemem ondan. Ha. Şey de var, marketin oğlu İlker'de var. Oğlum sen manyak mısın? Adamdan araba mı isteyeceğim utanmadan bir de? Ha. O da doğru lan. Neyse hadi şunlara bir el at ya. Evet tamam. Masayı alsın. Oğlum bu ne? Katla katla. Neyse görüşürüz sonra. Allah çok sağ ol ya. Seyfo, gerçekten kitaplardan çalıştın değil mi? Öğretmen yoktu yani. Hiç öğretmen yoktu yenge, sadece kitaplar. Aferin oğlum bak, nasıl bir azimse, nasıl bir beyinse o böyle, hepsiye sünger gibi emmiş. Değil mi? Öyle diyorum. Ya maşallah. Baba ben de şu liseyi bitirsem bir faydası olur mu acaba? Evladım şimdi olmaz desen gene babam beni okutmadı diyeceksin. Sonra eskisi gibi günlük minik tutacaksın. Artık benim o günlüklere minliklere kalbim dayanmaz, onu söyleyeyim. Gülşen ben okula başlıyorum, liseyi bitireceğim. Ay Lütfü, zaten başlarına uğraşıyorum, bir de derslerine uğraşamam ben. Ekmek alır mısın Zeybo? Alayım bir tane. Seyfo artık lise bitti. Önün açıldı. Artık her meslekte çalışabilirsin yani, balıkçılık şart değil. Ama hayatım lise bitirmek bu zamanda pek yeterli değil. Yani üniversite mezunları işsizken. Ama şimdi liseliler daha avantajlı. Çünkü bazı iş yerleri üniversiteliler çok para istiyor diye işe almıyorlar. Liselileri tercih ediyorlar. İşte niye tercih ediyorlar ama? Az para versinler diye değil mi?
Canım para her şey demek değil ki hatun. Tamam, her şey para demek değil ama yani pek çok şey de para demek. Özür dilerim. Lütfen benim için tartışmayın. Benim size bir şey söylemem lazım. Feride Hanım'ın en sevmediği şeyin yalan söylemek olduğunu biliyorum. Yani bu işi doğru düzgün başaramadım. Bari yalan söyleyerek iyice batırmayayım. Yani Allah'a var. Ben sınava çok çalıştım. Ama talihsizlik işte. Sınav günü biraz rahatsızlandım. O kadar çok sancım oldu ki sınav sorularına konsantre olamadım. Yarım yamalak çözdüm. Sınav o kadar kötü geçti ki sonuçlara bile bakmadım. İnsanlar da hani kazandım zannedince bir şey de söyleyemedim. Anlayacağınız, ben liseyi falan bitirmedim. Özge, ben sana layık olamadım. Kusura bakma. Tekrar teşekkürler. Bir dakika, bir dakika. Sen demin sınav sonuçlarına bile bakmadım dedin, değil mi? Evet. Ha, şifreyi bilmediğim de doğru değil. Ben bakmadım ki sana söyleyeyim. Ya bir saniye bekler misin? Ben hemen laptopumu alıp geliyorum. Ha. Otur bakalım oğlum, otur. Otur bir dakika, otur. Söyle bakayım şifreyi. İşte Seyfo ile Özge'nin sessiz harfleri. Ha, doğru. Hadi kızım, açılmadı mı daha? Bir dakika, açılıyor. Burada kazandınız yazıyor Seyfo. Ne? Evet, bak işte. Aa, hakikaten kazandınız yazıyor ya. Allah'ım ya be oğlum be. Kazanmış. Aa, yüreğimize indiriyordum. Bir adam kazanmış imtihanı. Bakmamış sonuçlara, geldi burada bizi ağlatıyor. İnsan yapmaz mı? İşte o kadar kötü geçince hakikaten çok kötü geçti ya. Lütfü abi vallahi bak. Bak ama kazanmışsın oğlum ya, Allah Allah. Aferin, aferin. Gel de şimdi buna kız verme. Değil mi vereceğim? Ya da geldi şimdi buna kız ver dedi. Necati. Efendim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Şimdi sen Rıza'nın düğününde Rıza'nın şahidiyim dedin ya. Ama Rıza sana bunu teklif etmemiş. Etmesi mi lazım canım? Başka kimi şahit yapacak ki? Ne bileyim yani, bir yakın akrabası, arkadaşı falan olabilir. Var ya, onu yaparsa kemiklerini kırar, bunu da köpeklere yedir. Ay ne var bunda Necati? Bana karşı çok ayıp etmiş olur. Düğüne falan gitme. Ay ne kadar büyütüyorsun bu işi. Ay bir yere vali olmayacaksın, alt tarafın nikah şahitliği. Sen şimdi durduk yerde bunu niye sordun? Yoksa başka birini mi şahit göstermiş? Yok. Yok canım, öyle bir şey yok. Ha. Öylesine sordum. Ay Semiha, abimi mutlaka vazgeçirmemiz lazım. Necati şahit olmazsam düğüne gelmem diyor. Ay söyleyemeyiz Ferideciğim, Taylan yıkılır. Ay bunlar da çocuk gibi yani, ne kadar önemsediler şu nikahta şahit olma işini. Vallahi Taylan da düğüne gelmez, ben sana söyleyeyim. Of, of. Tamam, tamam hayatım, akşam düğünde görüşürüz. Aa Gülşen, ne oldu, kuaförden randevuyu aldın mı? Aldım aldım, saat 3'te bizi bekliyorlar. Size, bana, Gonca'ya, Özge'ye randevu aldım. Ha, teşekkür ederim. Elbise işini hallettin mi? Hallettim hallettim de yalnız ayakkabılarım olmadı. Aa git onu hallet hayatım, olur mu? Necati sen takacağımız takıları ne yaptın? Birazdan alacağım. Aa birazdan olur mu Necati, git hallet. Aa bugün bir sürü işimiz var. Bizi daha kuaföre götüreceksin. Hadi kalk kalk oturma. Sabah sabah görüyor musun telaşı? Vallahi baba benim bir tane takım elbisem var. Onu giyeceğim, başka da bir işim yok. Bak bakalım kapıya. Selam abi. Hoş geldin. Selam usta. Selam oğlum. Hayırdır, niye geldin? Tıraş olmaya gideceğim de beraber gidelim demiştin ya ustacığım. Ha tamam tamam, gideriz. Geç otur iki dakika. Tamam. Rıza, ne yaptın? Takım elbise işini hallettin mi? Valla kiraladım ben Lütfü abi. Öbür türlü çok pahalıya geliyordu. Bir de şey, Salih'e balayı diyor usta. Balayı işini ne yapacağım ben? Evladım sen de dünyaya yeni inmiş gibi konuşuyorsun. Kız tabii balayı diyecek. Ne diyecek başka? Ha. Nereye götürsem acaba?
Oğlum Şile'ye götürsene. Oldu Lütfü abi. Oradan da Arjantin'e geçeriz. Şili değil oğlum, Şili değil. Şile diyor galiba. Evet Şile baba, Şile yok mu Şile? Ha. Hani bezin mezin meşhur hani. Olabilir aslında. Oğlum evlendikten sonra ne fark eder ki ayrıca? Boş ver. Ha okyanusta yüzmüşsün, ha Karadeniz'de. Ya şimdi bıraksana çocukla ilgilenmeyi. Nedir yani son durum? Geliyor musun, gelmiyor musun onu söyle. Of ya Yusuf'un Fulya yengem daha karar veremedi ki. Ama böyle olmaz ki Nursin'im ya. Yani ben kimle dans edeceğim orada? Yani ben de çok istiyorum gelmek de. İşte benim elimde değil ki. Ama bak gelemezsen dans için başka adaylar var ha. Bu ne demek ya? Git onlara dans et o zaman. Ya şaka yapıyorum ya. Bana bak. Seninle ayarlamaya çalışalım. Bakarız. Allah Allah. Bak trip yapacağım diye çocuğu sallayıp duruyorsun. Vallahi aptal olacak ha. Ya üf. Hadi ya. Tamam. Yani artık halledeceğim. Lütfü abi var, o halleder. Tamam kardeşim, hadi görüşürüz. Ne oluyor ya? Ya Lütfü abi, otogara havalarına gelecek insanları karşılayacak arkadaş rahatsızlanmış. Yani onları oradan alıp böyle evlere falan nakletmek gerekiyor. Yaparsın artık yani, değil mi? Halleder, halleder. Lütfü abin halleder o işi. Halledersin değil mi oğlum? Hallederiz. Hadi. Mustafa'dır bu. Ben de onu bekliyorum. Açık hemen alalım. Bakıyorum Mustafa. Heh, gel kardeşim. Merhaba kardeşim. Heh, gel oğlum. Yenge sana benim eskilerden bir takım ayarlasın. Ha? Çok sağ ol usta ya. Benim eskilere giremedim ben de. İnşallah benimkilere giresin. Ya ustacığım biz şimdi Nurettin ustaya bir sürü yalan söyledik. Akşam olay çıkarmaz inşallah. Ben hallederim oğlum onu. Nasıl halledeceksin? Takviyeli portakal suyundan oğlum. Ha. İyiymiş. Hadi biz çıkalım. Sen de şu işi hallet olur mu? Lütfü tamam. Abi gel bak ben sana insanları nereye bırakacağını söyleyeceğim. Tamam. Hadi baba telefon mu? İyi günler. Takım elbise bakmıştım ben. Ne renk olsun? Hoş geldin kızım. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldiniz. Geçin buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle geçin. Hoş geldiniz. Necat Usta. Bakalım. Süsleme dediğin bu mu? Şunlara bak. Fenerler. Çocukken biz bunları dolandırırdık sokaklarda. Kandillerde. Hatırlamam mı sen? Senin kızın kuru düğün olsun dedi. Onun için böyle yaptık. Ekzampolle, fenerle falan mı? Ne kadar güzel. Hadi oradan. Ucuzu Necat. Yeni bak. Nereden geldik buraya? Buru bulana kadar aklım karayı seçtim ben. Bir tek bahçe güzel, havuz güzel, her yerde yok bunlar. Hava güzel. Bana göre hiç güzel değil. Ama sen huysuzluğun üstünde. Ama ne huysuzluk olacak? Sana bir şey ısmarlayayım hiç ha? Yok yok. Bak bak. Garsonlar geliyor. İçi şundan iç bir tane bak. Ne bu? Portakal suyu. Oh afiyet olsun. İçin ateşini alır. Bayat bu. Bayat oğlum canım. Özel bir getirdim ben bunu. Filike portakalı bu. Filike mi? Tabii. Bak ucuzcu olduğun gene ortaya çıktı. İlk sen faşikton kalın değil mi? Senin de portakaldan anlamadığın ortaya çıktı. Faşikton diye portakal mı vardı eskiden? Portakal dediğin yafa olur, finike olur. Güzel getirdi, kıymeti yok. Tövbe yarabbim. İç iç. Oh. Yarasın. Vereyim bir tane daha. Yok yok bu kadar iyi. Sağ olun. Ay. Ya abicim, Rıza benim liseyi bitirdiğimi bilmiyor mu ya? Niye beni Özge'yle ayrı masaya koymuş? Allah Allah, burası cahil masası mı kardeşim? Lan sanki Oxford'u bitirdi ya. Ayrıca adamı hasret etme bak, senin manitan burada görüyorsun. Benimki yanımda bile değil. Ben anlamam abicim, ben gidiyorum. Ulan defol git. Ya bu döner nerede kaldı abicim ya? Ben çok acıktım. Çatlama kardeşim, çatlama ya. Az sabret. Sanki döner gelse doyacaksın ya. Acıktım. Oğlum bak çok sinirim, ağzımın ortasına... Şimdi ha. Selamlar. Selam, selam. Hayırdır birader? Ya sorma, benim masayı yanlış yazmışlar da o yüzden ben... Yürü kardeşim, yürü, yürü. Ya ben lise mezunuyum diyorum ya. İstersen üniversite mezunu ol. Vedat'cığım sakin olur musun? İyi hayatım, daha da ne haber? Süper. Vallahi lafı ağzımdan aldım, ben de tam süpersin diyecektim ha. Ya ben de. Ben bunu peşin peşin bir havuza sokup çıkartayım, rahatlayalım hepimiz. Of Vedat lütfen ya. Aa.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Geçin şöyle. Çelim. Yer ver bakayım canım. Hadi bakayım. Hadi. Buyurun. Sağ ol kardeşim. Sonra görüşürüz ha. O zaman sonra görüşürüz. Hoşça kal Seyfi. Her zamanki gibi harikasın. Ay teşekkür ederim canım. Ben nasıl görünüyorum? Vallahi sen de çok yakışıklısın. Yakışıklı olacağım tabii. Bugüne bugün damadın şahidiyim. Tabii ki yakışıklı olacağım. Hayatım sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Ya neyse boş ver, nasıl olsa öğreneceğim birazdan. Tamam nasıl istersen. Beceriz de. Ha canım. O demek ki portakal neydi o? Fenike miydi ne? Fenike mi dedim ben? He. Hazırladın değil mi oğlum bunu? Hadi bakalım içeceğiz. Çok iyiydi bile ama. Oh afiyet olsun. Tamam yavrum. Sen gene hazırla. Ya gel al al. Al al şunu bakayım. Merhaba hoş geldiniz canım. Hoş geldin. Oo, hoş geldin. Bunu bildin nihayet değil mi? Ben bunları yerlerine götüreyim. Yerleştireceğim. Buyurun buyurun. Nasılsın Necati Bey? İyi misin? İyiyim. Makbule Hanım siz nasılsınız? Oğlanı da evlendiriyoruz sonunda. Siz evlendiriyorsunuz. Ben burada misafirim. Aa, sizli bizli mi olduk yıllar sonra? Biz her zaman sizli bizliydik Makbule Hanımcığım. Hoş geldiniz oğlum. Hoş geldiniz kızım. Buyurun, buyurun geçin. Ya Rıza ya. Efendim balım. Hangi düğünde görülmüş yemekte döner verildiği? Ya, evet ama o bizim dönerlerimiz böyle bir soslu... Ya müzik grubu bile benim istediğim değil. Fasıl grubu gelmiş resmen. Evet hayatım fasıl grubu ama yani çok trend olduğu için onu yüzden... Üflemelere bak. Ne kadar basit. O bile benim istediğim gibi değil. Evet hayatım böyle Japon fenerleri daha şey olur diye... Sus Rıza. Eteğime de basma. Evet hayatım tamam basma. Müzik başladı hadi yapacağız. Saliha ve Rıza'nın nikahını kıymak için toplanmış bulunuyoruz. Şahitlerimizi de alalım. Sen de mi şahitsin? Enişte sen de mi şahitsin? Ben zaten şahidim de sen de mi şahitsin? Tabii ben Rıza'nın şahidiyim. Aa, ben de Rıza'nın şahidiyim. Olur mu canım? Rıza'nın şahidi benim. Olur mu canım? Allah şahidim olsun Rıza'nın şahidi benim. Münakaşaya gerek yok efendim. İki kişi de şahit olur. Heh. Buyurun, nikaha geçelim. Bir yere yetişmem lazım. Gençler evlenmek üzere nikah dairemize müracaat etmişler. Evlenmelerinde bir mani görünmemiştir. Nikah merasimine başlıyorum. Siz gelin hanım, adınız soyadınız? Saliha Duman. Baba adınız? Nurettin. Siz damat bey, adınız soyadınız? Rıza Öztürk. Baba adı? Mahmut. Nurettin kızı Saliha. Mahmut oğlu Rıza'yı kocalar kabul ediyor musun? Bilmiyorum. Niye bilmiyorsun kızım? Çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet diyeceksin Saliha. Evet. Minik kuşum eğer bu döner seni çok rahatsız ettiyse ben bütün misafirlere pizza söyleyebilirim yani. Evet, evet. Bir daha sor memur bey. Ne diyorsun kızım? Kabul ediyor musun? Evet. Siz Mahmut oğlu Rıza, Nurettin kızı Saliha'yı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet.
Sizler de şahit misiniz? Evet. 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 Gel bakalım. Enişte buyur. Teşekkür ederim. Hah, şahitler. Buyurun. Başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak şahitler ve konuklar önünde ben de sizleri karı koca ilan ederim. Allah'ın emri. Sağ ol yavrum. Canım. Mutluluklar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Evin reisi erkektir ama yuvayı dişi kuş yaptığı için cüzdanı size veriyorum. Allah razı olsun. Hadi bakalım, dansa dansa. Evet. Aşkım bir dur ya. Zaten bütün gün direksiyon salladım. Ama hayatım herkes dans ediyor. Bak o kadar dans dersi aldık biz değil mi? Hadi ne olur. Hadi aşkım kırma beni. Hadi hadi hadi. İyi tamam. Allah! Abla! Ne işi var senin burada? Sen çocuk bakmayacak mıydın? Gideceğiz ama ne işte abla ya. İki dakika bakıver ne olursun. Dans edip geçiyorum hemen yani. Lütfen. Ben oturdum. Evet. Ha, o şunu alsana. Gitmişsin. Kayacak bir şey ya. Neredesin? Seni bekliyorum. Ha? Allah Allah. Kim ya? Ben ne bileyim kim canım? Çok korktum gelemeyeceksin diye biliyor musun? Geldim. Hoş geldin. Kaçtım geldim. Canım benim. Canım ya. Şöyle dans etsek. Nasıl geldin? Bebeği de getirdim. Bebeği de getirdim. Ya üşütecek burada ne yaptın ya? Ya bir şey olmaz, battaniyesi var. Benim canım. Fulya. Evet. Beni eskisi gibi sevmeni isterdim. Ama o sevginin asla geri dönmeyeceğini biliyorum. O yüzden ben bir karar aldım. Nedir o? Şirketten yurt dışı görevi talep etti. Gidiyorum. Uzun bir süre. Ama evli kalmak sana haksızlık olur. O yüzden bence bizim... Bak ben sana barışacaklar demiştim. Vallahi ne yalan söyle. Bu kadar çabuk affedeceğini hiç düşünmemiştim. Ne geç bile kaldın abi. Bana bak. Sen beni aldat. Vallahi burnundan fıtır fıtır getiririm seni. Aşkım saçmalama. Şöyle şey yapamam ben sana.
kırarım lan kemiklerinizi. Ne oluyor ya? Yürü lan, yürü. Ya abi saçmalama. Balışa dans etmeyeceksin. Havuza atarım seni. Ay Allah. Tamam, hadi yok bir şey de. Ben Ecem Cefulya'yı böyle bir arada tekrar gördüm ya. Artık ölsün de gam yeme. Ay, düğün bahane oldu işte, ne güzel. Çok şükür. Hadi en işte. Hadi enişte. Hadi sen. Hadi kalk bize. Hadi kalk. Rıza senin kasaba geldiğinde henüz 15 yaşındaydı. Evet. Senelerdir ona bakıyorsun. Evet. Parasını veriyorsun. İhtiyaçlarını karşılıyorsun. Evet. Şimdi de düğününü yapıyorsun. Evet. Onu sana getirdiğimde bu senin oğlum deseydim kabul eder miydin acaba? Anlamadım. Anladın Necati Bey, çok iyi anladın. Bugün burada evlenen çocuk, Rıza, o bizim oğlumuz. Senin ve benim. Gel kadın, ben burada gidiyorum ben.